Başka hiç kanaka o bu dünyada yürüp özünün hırkını özgatır almaydı. Mümkünmez. İkinci birileri etken ki yok. Hulk atvar bu insanın anasının karnındaki bölgen payette mumman yok oladı. Dünyada tuğulgende insan kuruk bedenimden tuğuladı. Onda ne hulk var, ne adab var, ne başka var. Bunun hemmesini bu dünyada yaşayıp yürüp sekin sekin organeldi. Organıp. Yaxşılarını organsa yaxşı adam bo'lib qoladi, yomonlarini organsa yomon adam bo'lib qoladi degan fikrni aytishgan. Tortishuv mana shu darajada İslam nuri bilan bu dünya munavvar bo'lguncha devam etgan. İslam kelgandan keyin insoniyatni barcha zalolatlari, yomonliklarini to'g'rilashga, yaxshilashga, haqiqatni bayon qilishga o'tganda bu masalalar ham hal bo'lgan. Qur'on oyatlari bilan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri bilen bu mesele hem hal bugün. Hal kandav. İnsan anasının karnındaki payette atası da var, anası da var hisletler koşulup o bilen birge buladı. Yani hamur turuşu buladı. İnsanın içki dünyasını, halkını kiçkine bir mücessemi buladı. Hüttü bedeni hem ata anasını diye okşak kiçkine yine müşten katlara anası bugün edik. İçindeki hulku ham ana şunda kichkina tarzda ota onasidan o'tgan bo'ladi. Ana endi tug'ilgandan keyin jismini tarbiya qilib yaxshisa, yaxshi baquvvat jism bo'lib o'tgandek, ruhini ham tarbiya qilib borsa, chiroyli, go'zal ruhga aylanadi. Jismini beparvo qoldirib buzilib, noto'g'ri bo'lib qolishiga sabab bo'lgandek, ruhini ham tarbiya qilmasa, u ham hali bori ham yo'qolib, yomonlikka aylanib yomon xulqlik odam shakliga kirib qoladi deyishgan. Ana shuning uchun bizi islom dinimizda insonni jismiga tarbiya berish bilan birga ruhiyga tarbiya berish ham qadamma qadam tengma-teng borishi ta'minlangan. Faqat jismini tarbiyalab ruhini tashab qo'yish mumkin emas. Jismoniy tarbiya bergan ota-ona, ustozlar, mudarrislar farzandga talabaga ruhoniy tarbiyani ham tengma-teng berib borishlari kerak. İmam Abu Hamid Ghazali mana shu masalani muhokama qilib turib aytadilarki, xulq atvor inson bilan qo'shilib yaratilgan bo'ladi, u mutlaqo o'zgarmaydi degan odamlar noto'g'ri gapni aytadilar. Agar xulq o'zida bo'lsa-yu zarracha o'zgarmaydigan bo'lsa, unda Qur'onni tushirish odamlarning ruhini poklaydi deyishga nima keragi bor? Va'zni, nasihatni, ta'limni, tarbiyani nima keragi bor? Deydilar. Yana misol keltiradi. Voy odamlar, o'ylanglar. Otni, hayvonni ushoq olib kelib o'rgatib, nima ishora qilsa shuni qilishga o'rgatyapti. Itni olib kelib o'ynatadi. O'rgatadi shuni. Nimaga odamni tarbiyalamaslik kerak? Ana shu tarzda demak İslam ulamolari axloq masalasini ham ilohiy ta'limotlar asosida juda mukammal ravishda hal qilganlar va bu tarbiyani dunyoda birinchi bo'lib mukammal tarzda yo'lga qo'yganlar. Ana xulq, axloq deganimizda insonning o'zida mavjud bo'lgan bir sifatni tushunamiz. Bor narsa shu. Bu shunday darajadaki unga singib ketgan. Ana shu singib ketganligidan shu axloqini ishlatish hodisasi bo'lsa, o'ylamasdan ishlaveradi. Ana birovni axloqi halimlik. Ya'niki achig'i uncha-munchaga chiqmaydigan sifatga ega, maqtovli sifat. Shu odamni birov kelib g'ashiga tegsa, achig'ini chiqarsa, jilmayib turaveradi. U o'zini urintirib, mana shu achig'im chiqaryapti, men o'zimni saqlay demaydi. O'zida bor bu tarbiya tayyor turibdi. Ana xulq mana shunaqa bo'ladi. Badxulq bo'lsa, azgina unga g'ashiga tegmasam, yonidan o'tsa ham baqir chaqir qilib, nimaga unaqa qilyapsan deyoradi, chunki u ham bor bunda. Ana shu narsa bor. Endi bitta savol. Biz xulq, odob deymiz, odob, axloq deymiz. Nima farqi bor orasida? Odob bilan axloqning orasida nima farq bor? Men shu gapni ko'p odamlarga berdim, javob yo'q.
İkavu bir mi? Yok, bir emez. Bir emez. Hulk, insanın özü de mücessem bugün daimi sifat. Berdavan sifat. Adab, hulkun semeresi. Şuna değil mi? Bana hulkum yaşlı olsa, karakamını görüp, uzaktan salam verip gelip soruşsam, demek şu soruşum adabım bana. Hulkum şimdi bana onu dedi. Bu kişinin muamelesini güzel kıldım, demek ben adab görsettim. Şunu kımasından salam vermeye gerdeyi otip etsem, demek ben bir adabım. Halbuki hemen içimde hulkum beni adabı çakır almadı. Şimdi beni yol almadı. Ana şu, demek hulk daimi sifat, adab hulkunun semeresi. Demek hulku yaxşı bugün adamın adabı, yani kişiler bilen buladigan muamelesi çiraylı buladı. Hulku yaman bugün adamın adabı, yani kişiler bilen, özgeler bilen, dünya bilen buladigan muamelesi yaman buladı. Bana şu farkını biz cüde yaxşı bulvalışımız gerek. Adab nime, demek hulk nime, ahlak nime, ve bunların asasını ve başka taraflarını yaxşı düşünmesek, ruh nime, kalb nime, nefs nime, keyingi sohbetlerde inşallah bu nesnelerini o zine etiket olursa adamlar düşünmediğin bir haletke gelip kaladı. Hani şimdi ahlak muhum nerseyken, bana şu muhumliğini biz bitti ayet bilen, bitti hadis bilen yana ham toluk düşünüp yetişimiz mümkün. Allah subhanahu ve teala Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin vasf kılgan ayette etedi ki Euzubillahimineşşeytanirracim ve inneke le'ala hulukin azim. Elbette sen ey peygamber büyük hulukta sen dedi Allah Teala. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'nin en acayip sıfatlerinden biri o kişinin hulukları büyük ekelligidir. O kişinin hulukları uluk hulk burada bulmadan. O kişinin zavcayı mutahharaları Ayşe anamız radıyallahu anhadan sahabalar gelip Resulullah'ın hulukları ne mi bugün degenleri de kâne hulukuhul Kur'an degenler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın hulukları Kur'an idi. Yani Kur'an'daki barca yakşı sıfatlarını o zat özde mücessem kılgen idiler. Hayatta tatbik kılgen idiler. Hayatta tırık Kur'an olup iki ayakları bulan yürgen idi. Kur'an ahlaklarını hem ana şu alamga teretken idiler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özleri merhamet kılıp ayetlediler ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Ben peygamber bulup yubarır geldim. Keremli ahlaklarını mükemmelleştiriş için, batamam kılış için dediler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliklerini baş maksatlarından biri yakşı hulklarını bütün dünya boyunca mükemmel kılış, batamam kılış, tola tokis kılış vazifesi eken. Bana bu cüda büyük narsa, uluğ narsa, ana şu Kur'an esası da, bana şu sünnet esası da, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri esası da, biz ahlaklarımızı güzelleştirip barışımız gerek. Yaman hulklardan çetlenip barışımız gerek. Biz nefsimizi pakizeleyip barışımız gerek. Ana şu büyük ve güzel hulklarını özümüzün asasi sıfatlarımızga eğlendirmişimiz gerek. Hazır bir zamandaki ulamalarımız, bizim ağaçlarımız büyük bir iş kıldılar. Ana şu işleri devamında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ahlakları ve o kişi kaytargan yaman hulklarını toplab organıştı. Ana o şu organıştı akıbatı bilin yaptı ki Kur'an-ı Kerim'de hadisi şerifte 200 tane husnul hulk var eken. 200 tane yakşı ahlak var eken. Ayetten delil var. Hadisten delil var. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın amellerinden delil var. Sahabelerinin kırgelleri var.